Euz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmein. Ala resulina Muhammedin salavat. Gecemiz mübarek olsun. Cenab-ı Hak ikinci anda aziz eylesin. Bizi bize bırakmasın. Kullanılacak kalmış ömrümüzü de kullanılan ömrümüzden daha hayırlı eylesin. Amin taksiratlarımızı hasenata tebdil eylesin. İslam'a ve Kur'an'a hadimler bizi ve çoluk çocuğumuzu eylesin. Müslümanları çocukları ile imtihan etmesin. Peki arkadaşlar bir yer okuyorum. Diyor ki Cenab-ı Hakk'a mahsus taklidi mümkün olmayan en bahir tevhid sikke ve mühürlerinden biri yani taklidi mümkün olmayan Cenab-ı Hak en zahir bir şekilde gösteren mühürlerden en birincisi nedir o? Gayri madud muhtelif eşyayı basit bir şeyde halk etmektir. Gayri madud. Madud, gayri madud. Ne demek abiler? Hudutsuz. Mesela ne hatırına geliyor Mustafa? Gerçi burada söylüyor da. Mesela Cenab-ı mahsus başka kimse de yok. Taklidi mümkün olmayan en bahir tevit sikkesi ve mühürlerinden birisi. Gayri madud. Adetsiz. Hududu yok. Muhtelif eşyayı, çok çeşit eşyayı basit bir şeyden ...halk etmesidir. Ne olabilir mesela? Herkesin hatırına ne gelebiliyor? Toprak gelebiliyor. Toprak Başka ne Ne hatırına geliyor? Basit, basit bir şeyden çok şey yapmış. Sudan. Zerelerden bütün mevcudatı. Peki okuyayım. Evet. Pek basit olan su topraktan su topraktan binlerce enva muhtelif nebatat gayri bir kudret ile bir ilim ile pek büyük bir itikan bir suhulette yaratılmakta olduğu tevhidin öyle bir burhanıdır ki hem taklidi hem tenkidi imkan haricidir. Şimdi su ve toprak Su bir toprak. Ne attım da derler ya gidip de mi gidip gelen mi var? Gidip de gelen mi var? Toprağa gidip de gelmeyen mi var? <laughs> Gübreyi attın elma geldi. Ölüyü attın diri çıktı. Kokuyu e, renksizi attın. Gübreyi dirilten Allah. Seni diriltmez mi? Toprağa ne attın? Camı toz haline getir. Camı At toprağı domates olarak geliyor. Gidip de gelme, gelmeyen mi var? Yani diyor ya gidip de gelen mi var? Ben de diyorum gidip de gelmeyen mi var? Gübreyi dirilten Allah seni diriltmeyecek mi? Ya. Su ve topraktan. Aa, acayip bir şey ya basıyoruz. Çok tuhaf değil mi ya? Mesela bir tabağa ben koydum yaptığımı söylüyorum. Yaptım yani. Çaylı dershanede balkonda yaptım. Şey bir tabağa çamur koydum yani toprak koydum. Gübre de koydum. Bir tane de mısırın tanesini koydum. Suladım karıştırdım. Baktım böyle avucu aldım ya. Yani. Mısırı koydum. Derse de çıkarttım. Şimdi siz hayal ediyorsunuz ama ben onu gösterdim. Bir de kırkana başka bir şey yaptım dersen de onu da anlatacağım. Toprağa koydum. Suyu da karıştırdım. Gübreyi de buldum. Bir de mısır tanesini attım. Sonra bu tarafta koçanlı bir tane mısırı açtım. Bir tarafını yırttım böyle. Bir tarafı yırtık. Bir kılıf, bir kılıf daha, bir kılıf, bir kılıf daha. Kılıfların içine o harika bir diziliş. mısırları böyle boşatsan aynı yere dizemezsin. İşte bundan bunu yap. Kırık alanı yaptım. Ee, dershanenin dershanenin de ders yaptığım yere celas şey böyle eşya asma celas gibi buldum iki tane karşı karşıya. Altına naylonu serdim. Hayvanın boğazını atmadım. Kesti, kafa düşmüş. Karnını yardım. İşkembe de sarılmış. Aşağı doğru otu da koydum ağzına. Bu ottan bunu yapmış. Böyle sonuna kadar <laughs> koyun duruyor. Tüyünü de, cihazını da hep ona yapar. Kullanılan teknolojiye bak. Eyvallah Allah razı olsun. Kullanılan teknolojiye bak. Abiler bu ruhun iskan yani burada icraat yapması için hanesi ve yuvasıdır. Elbisesi değil. Yani giydiği elbise değil. Mesela şöyle bu gömlek de benim şu ev. <laughs> şu dershane. binaya ya. Herkes diye yere baksın. Bina. Bir de giydin. Gömlek. Bu libas. Bu hane. Ruh benim. Ceset bu bina. Gömlek değil. Gömlek nedir? davranışlarımız ve konuşmalarımız bu Ruha giydirilmiş ya e şimdi e, beden bu kadar harika Ruha ayalet. niçin beden bu kadar harika harika bir şey hizmet ettiği için bu işte hane ve yuva ruhla ruh ile beden ilişkisi insan ile ev ilişkisi gibidir Basit bir sudan ve topraktan, biberi bir taraftan, acıyı, tatlı bir taraftan, kavunu, aynı şeyden. Bunu nasıl anlarız? Şu anda intikal etmeyiz, fazla hareketlenmez bizim fikrimiz. Ancak şu olursa olur, belki o ülfet kırılır. Hayatta bir düşünün, hayatta topraktan bir şey çıktığını görmesek. ilk defa çöldeyiz, öyle yaratıldık, büyüdük. Sonra toprak gösterseler. Bundan ne olur? Dense o topraktan siyah bir çekirdek olan karpuz çekirdeğinden yeşil katmanlı kırmızı içerikli bir karpuzu tadıyla tuzuyla hayal edebilir miyiz? Yani tahmin edebilir miyiz? Bundan bu çıkar. Pamuk mesela. siyah topraktan pamuk çıkacak. Ya pamuk ne alakası var yahu? pamuk elbise, ip çıkıyor. Ülfet sarmalamış bizi. Alışkanlık belası var ya, mahvetmiş. Risale-i Nur'un keskin beyanatıyla ancak ülfet parçalanıyor. Ancak böyle Allah Allah. Şimdi sonradan şu bedene, şu binaya insan ben ben demiş. Ben. binaya şu an ben binadayım diye şu bina daireye ben denilir mi? İşte insan bedene ben demiş. Onun için bu bedenin gittiği yere, hayalen, fikren gittiği için ölümden onun için korkuyor. Ölümden niye korkuyor? Beden nereye gitti? Çamura. Oraya girmedi Girdi. He. Atla fikren kendisi de o cesetle içeri giriyor. Ulan buraya ne yapacağız ya? Ama daha önce diyor ki ruh bedenden çıktı diyor. E sonradan mezara da onu sokuyorsun, ruhu da sokuyorsun. Geldi dayana. Bir de kürsüden de cennet, cehennemden de dehşetli birkaç tane ayet ve hadis de sağladı mı? Doğru, acil. Acil de soluğu alacaksın psikolojik. Tesbihan Allah. Kırıkan'da bir tane denk gelmiştim. Pek unutmam yani. Geldi. Cemil'in evinde ev dersindeyiz kapıdan geldi. Buyur kardeşim dedim. İçeriye bakıyor böyle. Ya dedi geleceğim ama bir dedi ricam var dedi. Bir şartım var dedi. Allah Allah. Sağ tarafımda ben böyle oturuyorum. Ya dedi şu ben balkonda, balkonun orada oturacağım. Balkon kapısı açık olacak dedi. Oturabilir miyim? Tabii otur gel otur dedim. Niye <laughs> böyle bir şey istedin? Ders yapıyoruz. Balkon kapısı açık. Dedi ki ben dedi e, ahiret e, kabir ve ahiret hayatı, Celaleddin Suudi mi? İki tane imamın e, bu kadar bir kitabı, onu okumuş sabaha kadar. Allah Resulü 23 senede peygamberlik hayatında sohbetin içerisinde maya kadar bahsettiği, mesela yarım saat sohbette bir dakika bahsettiği cehennem hakkında, kabir azabı hakkında. E, bu imamlar, iki imam kabir ve cehennem azabını bir kitaba toplamış. 23 senede o sohbetlerin içerisine koyduğu yani yemekteki tuz kadar. 23 senede koyduğun yemekteki tuzu bir anda yesen 23 senede yemeklerdeki tuzu bir anda yesen ne olur insan? Ha, 23 sene Allah Resulü vaazın içerisindeki cehennemleri topladı, bir araya getirdi. Adam onu da giydi anlatırken. Onu kitabın giydi. Kafire hitap eden, münafığa hitap eden, zındığa, faasığa hitap eden, Müslümanın günahkarına hitap eden kabir ve cehennem azabını tabii kendisine hitap ediyor gibi giydi, giyiverdi. Kalp krizi paramparça doğru acil kalp şeyi geçirmiş. Onun için içeride oturamıyor, balkonun kenarda oturuyor. Bu da normal bir insan değil ha, matematik öğretmeni. Yani niye peki bunu bahsediyorsun? Dengeli bakmak lazım. Nasıl bakacaksın? Risale-i Nur okumadan ya ifrattayız ya tefritteyiz. Ya Allah ile tehdit ediyoruz. Ya da kendi olur artma konuşurken din oluyor. Tevhidin yani Risale-i Nur ülfetimizi kırıyor, ülfetimizi kırıyor topraktan ve sudan binlerce enva mesela düşün ya biberinden kavunundan, pamuğundan narına kadar hele narlar şey usta çok misal verir mısır koçanı gül nar, nar tanelerle e, muhtelif nebata, nebatat gayri mütenahi bir kudretiyle niye ortada bir kudret var ama kudret gözükmüyor çekiç yok mesela narı yerine koymuş Lastiği yerine takıyorsun, tamam? E bir şunu düşün, onu şey alete koyuyorsun, onu çıkartıyorsun, sonra bir sürü alet kullanıyorsun. Havaya ne kadar basılacağını bakıyorsun, değil mi? Denecesiyle, Delecesi. o alete koyuyorsun, lastiği janttan çıkarıyorsun. Lastik ya, yalan söyle. Narı yerine koyacaksın, ne kadar şey lazım ya? Narı yerine, mısırı yerine koyacaksın, koçanların yerine koyacaksın, Kılıflarını yerine koyacaksın. Nasıl bir şey kullanması lazım? Allah lazım? Ya Allah lazım. Allah lazım. Ya çok, en çok narla ben çok şey etkileniyorum. Mısır'ı böyle. Ders için söylemiyorum. Zaten çok etkileniyorum. Yani hep insan. Böyle çok tuhafıma gidiyor yani. Mısır'ı bir kere şey yapmadan, yemeğe geçmeden çok etkilenen. Ülfetim onda olmuyor. Bir de narda olmuyor. Mesela gideceğim. gidince ilk önce pamuk tarlasını giderim böyle. Acevime gider ya. Alırım dalda böyle. Açarım böyle. Fesuvan Allah ya. sipsi da toprak ya. Ben beyaz pamuk. Maddeyin Allah ya. Çok tuhaf ya. Bu neyi gösteriyor? Şu. Alet yok. Onu anlatmak için anlattım. Mısırı taneye koyacaksın. Kılıflarını şey yapacaksın. Mesela eşya nemlenmesin diye bir naylon çıkmış. Hatta neleri, nevresimleri koyuyorlar evde. Bir de cihaz bir şey var. O naylona bir şey takıyor. Hava yemiyor. Hem ufaltıyor hem de hava olmayınca nemlenmiyor. Düşün. Ondan daha harika. Mısır'ın koçanını yaparken hepsinde hava alınıyor. İçeride hava yok. Olsa bozulur. Buğdayın içerisinde de hava alınıyor yani. Allah'ın sanatı ile beşerin sanatı arasında şöyle bir şey var. Mesela motorda misal vereyim blok yaparlar da Sonra bunun iç içerisine eklerler. Piston koyarlar. Ondan sonra manuel koyarlar. motor kapağı koyarlar. Koyarlar, koyarlar, koyarlar. Araba tamamlanır. Bütün cihazlar böyle. Bir merkez yaparlar bütün sanatta. Sonra eklenir. Eklenir. İnsanın sanatı böyle. Allah'ın sanatında ise ki, ki insan da Allah'ın sanatıdır. Alan sanatında ekleme yoktur, içeriden çıkma vardır. Dışarıdan ekleme yok. Çekirdek patlar filiz olur, patlar gövde olur, patlar dal olur, patlar yaprak olur, patlar çiçek olur, patlak patlar meyve olur. Patlar koku olur. Patlar tat olur. Dışarıdan bir şey eklenmiyor. Hep içeriden dışarıya vurur. Motor ise krank milini koyarlar. Piston kolunu koyarlar. Pistonları koyarlar. motor kapağını koyarlar. Ondan sonra manifoldları, egzozları koyarlar. Yanma odalarını ayarlarlar. Yani ekler de ekler, ekler. Dışarıdan ekleniyor. Ama çekirdekten ağaç dışarıya patlıyor da patlıyor. Açılıyor, açılıyor, açılıyor. Mısır, Mısır ve gül goncası gibi içeriden patlıyor. Dışarıdan değil. Ekleme dışarıdan yapılmıyor. İçeriden patlıyor. Sima'da öyle. Amaz kılan kılmayan işte insanın iç iç halimini simadan, mesela ayna düşünün şöyle, suretini gösterir, tamam? Suretini. Burası bu ayna bu ayna bu ayna suretimi gösterir. Yüz ruhun aynası. Ruh da buradan seyredersin, ruhtan da Allah'a seyredersin. Aynalara bak, birbirinin içine girmiş. Lavadaki ayna suretini yüzünden de siretini yani aynadan yüzünü, yüzünden ruhunu, ruhundan da Allah'ı seyredersin. Aynaya bak. Şu aynaya bak. Lavadaki aynaya bak. Lavadaki ayna suretimi gösterir. Bu niyetimi de gösteriyor. Duygularımı gösteriyor. Meşrebimi gösteriyor. Mesleğimi gösteriyor. Tefekkürümü gösteriyor. Sif Kur'an eğliysen beyazdır tefekkür eğiliysen pembedir. Zındıksa gözlerim özleri oynar falan şapamaz. yapamaz. Namaz vesaire orucu var mı yok mu hep bak hep gösterir. Ehli görüyor. Ötekisi de güya saklıyor. Evet. Nasıl bir ayna? Kudreti bak. Şimdi Mısır'ı oraya koyuyor. Narı koyarken çekiç kullanmıyor. Muacelesiz deniliyor maddesiz, zamansız, mukayesesiz, taklitsiz, nümunesiz, macelesiz, modelsiz, mukayesesiz, örneksiz, ilk ve son yapıyor. Deneme yok. Daha olmadı ya bu bir daha deneyim. Yok. İlk ve son. En mükemmel. İnsanın sanatı ise devamlı mükemmele gider. Allah ilk yaptığı zaman, peygamber ilk söylediği zaman en son olarak söyler. Nihayetsiz bir kudret ile, bir ilim ile pek büyük bir itikan, tam bir düzgünlük, bir suhuletle yaratılmakta olduğu gözüküyor. Gürültü yok ha. Bir çimento fabrikasının gürültüsünden tozundan duramazsın. Tepecikte olduğu için söylüyorum. <laughs> çimento fabrikası taşlar birbirine vesaire ekleyecek. Ağaçların dalları, yaprakları, çiçekleri, kokusunun, tadının, rengini meyveye yapıştıracaksın. Çimentosunu düşün. Yani kokuyu meyveye yapıştıracaksındaki çimentoya bak yaprağa dala yapıştırma çimentosuyla dalın gövdeye gövdenin yaprağa yapışması bak nasıl bir çimento. Bir de kokuyu meyveye koyacaksın. Bak bir düşün koku ne? Onu meyveye monta edeceksin. Koku monta edilir mi? Ve o şeyi alamet koyacaksın. Kimlik vereceksin. Koku, renk, tat, şekil. O eşyanın kişiliğidir ve kimliğidir kendi cinsinden kokar. Nanenin kokusu, kekiğin kokusu vesaire. Nihayeti bir ilim ile, bir itikam ve suletle olduğu tevhidin öyle bir buranıdır ki hem taklidi hem tenkidi imkan haricidir. Yani taklidi mümkün değil. Ancak plastini yapıyorlar. Plastini. Gene kim yapıyor? Allah'ın sanatı. Biz. Yani biz ona muadil yani onlar rakip değiliz ki biz onun da zaten sanatıyız. Yani insanın sanatıyla Allah'ın sanatı. Yani o Allah ve de biz, o biz. Lan yani sen zaten kimsin ki? Allah Allah. Görüyoruz ki ilemen yel aziz. Görüyoruz ki sani hakim kemal hikmetiyle pek adi şeylerden pek harika bir mucizeyi mensucatı yapıyor. Ama basit şeylerden. Gübre ya. Gübreden nar mı çıkar? Gübreden pamuk mu çıkar? Gül mü çıkar yani gübreden? Basit, adi şeylerden mucize mucizi masnuatı yapıyor. Bir yaprak ya. Mesela arabaların, eşyaların boyası üstündedir. Sacın boya içi değil. Yaprağı ben kırdım. içine bakın. Üstü yeşil olmak demek, içi de yeşil. Yani üstüne sürülmemiş. Hepsi o. Sahn-ı Hakim kemali hikmetiyle pek adi şeylerden mesela bir damla sudan insan yapılmış. Yani şu anda siz oturup dinliyorsunuz böyle düşünen, hisseden, tefekkür eden, hayal eden, gadab eden, muhabbet eden, aşk eden, nefret eden, vefa eden, muhabbet eden, lezzet alan, elem alan, korkan, ümitlenen bir mahluk sudan. Sudan yapılmış çok acı bir şey. Su da yapılmış. Hiç atım ben bir suyun üzerine bina edilmiş. Çok garip ya. Abi yani bizim bildiğimiz gibi değil ya. İşte uyuşmuşuz. Pek adi şeylerden pek harika, bak adi şeylerden, sıradan mucize -i, mucize -i masnuatı yapıyor. Ve keza abesiyet ve israfa mahal bırakılmamak üzere. Yani abes ve israf yok. Mesela gübre israf etmiyor ve abes etmiyor. Bakın dünyada bir şey abes ve israf yok. Yani manasız, anlamsız bir şey yok. Eğer manasız, anlamsız gözüken bir şey varsa orada cehalet vardır. Hiçbir şeyde israf etmiyor. Bakın gübre israf ediyor mu? Etmiyor. Odun çürüyor, havaya enerji veriyor. Ş kiraz olarak sana geliyor. Bakın dünyanın içerisindeki hiçbir şey abes ve israf değil ise dünyanın sonunda ahiret gelmese komple dünya israf olmuş olmaz mı? Ahiretin gelmemesiyle bütün bu akıllar israf olmuş olmaz mı? Bütün akılları israf ederek akılsızlık yapar mı aşağı? Şu anda 8,5 milyar insanın aklını yapan akl-i kül, ilmi muhit, buçuk milyar insan düşün bak herkesin kendi aklı var. Aklına söyle ki her şey aklı olmadığını aklımızda söylüyor. Şimdi bütün akılların ustası ahireti yapmamakta ne yapmış oluyor? Bütün akılları israf ederek akılsızlık yapmış oluyor. Bu aklın ustası akılsızlık yapar. Ya diyor ki ve keza abesiyete ve israfa mahal bırakılmamak üzere bir ferdi enva en vazifelerle tavzif ediyor. Mesela insan kadar vazifesi var? Hissediyor, fikrediyor, duygusu var, latifesi var, muhabbeti var, aşkı var, nefreti var. Ya <laughs> ahire gitsen, <laughs> müzik çalsan, kural okusan hiçbir şey demez ya. Ama bir insana bir laf dedin, iki sene sonra önüne koyuyor. iki sene sonra önüne koyuyor. Sen bana böyle demiştin. Unutmuyor. Nasıl bir şey ya? Et kemik miyiz? Et kemiği kullanıyoruz. Ben masayı kullanıyorum. Bu sandalyeye oturuyor. Mikrofonu kullanıyor. Mikrofonu kullanıyorum diye size hitap eden mikrofon değil ki. Bu beden de böyle abiler. Kon ağzımı kullanıyorum. Konuşan ağız değil ki. Bedenim değil ki. Ben de bilmiyorum ki nasıl çıkıyor. Düşünceler nasıl oluyor ben de bilmiyorum. Şu anda söylemek istiyorum. Sif istiyorum. Sıralanıyor. Hepimiz öyleyiz kardeşler. Biz mi konuşuyoruz? Sen mi, sen mi kelimeleri sıralıyorsun? Hafızanda bir sürü bilgi var. Sen gel, sen gelmez, sen gel. Sen, sen önce, sen sonra, şu kadar böyle. Kelimeler, harfleri böyle biz mi diziyoruz? Anında oluyor. Yeme içme yani. Acayip bir şey. Yedik içtik. Ne oluyor şimdi içeride? Ne bileyim ne oluyor. İyi şey oluyor ama. Bir de bu konuşmalarımızın içerisine karşıya nakledince adam düşünüyor, etkileniyor, hisleniyor, nefret ediyor, muhabbet ediyor. Onu aktif ediyorsun. Yani duygumu da taşıyor karşıya. Fikrimi taşıdığı gibi duygularımı da taşıyor. Vallahi çok duygusal bir şeydi ya. Çok etkilendik diyoruz ya. Çok tuhaf ya. Ve sen hiçbir şey yapmıyorsun. Şu anda bakıyorsun. Şöyle durmuşsun. Ne oluyor? <laughs> ben de olanlar aynı sende de oluyor. Sanki tekiz yani paralel vücutlar gibi. Şu an dur musun? Alıcılarını açtın. Kendini gören var mı? Hiç kimse kendisini görmüyor. Hep bana bakıyorsun. Kendini gören yok. Sonra diyor ki Allah niye görmez? Kendini hiç gördün mü zaten? Bu sen değilsin ki. <laughs> Bak içeride olan o sensin. Böyle durduk. Ne oluyor? Alıyoruz. Bir Gözle mimiklerden alıyoruz, adamın davranışlarından, kulakla sesi, akılla içeriği, o sesin içindeki fikirleri, duyguları içeriye girdi mi kulaktan? O akıl hazinesine girdi mi midesine? O tevzi ediyor, fikirler bu tarafa, duygular bu tarafa, düşünceler bu tarafa, hisler bu tarafa, duygular, latifeler, muhabbetler, adabetler. Öyle. Bak adama bakıyor. Nasıl dedi ya bana dürttü herhalde bana söylemek istemiyor. Hep bu <laughs> içeride oluyor bunlar ya. Çok acayip ya. İnsan ya. İnsan denilen bir mahluk. İki, iki ayak üstüne bir kutu ya. Buralı değiliz abiler. Kısacası. Buradayız ama buralı değiliz. Çünkü benzemiyoruz buraya. Bedenimizin dışında hiçbir şeyimiz buraya benzemiyor. Buralı değiliz. Duyguların buraya mı benziyor? Bak hele ya. Bugün bir tane telefona <laughs> dedim ki, sen gelmiştin ha, açılışa gelmişti de. Hakikaten kaliteli adam. Dedim ki bak, bazı insanın kalbi içinde. Bazı insan da kalbinin içinde. Kalbi o kadar büyük ki, kendisi onun içinde. Bazısına ulaşılamıyor ya. Yani. Bakın bazısının kalbi o kadar ufak ki içinde. Kendi içinde. O da var yani. Bazısının kalbi o kadar büyük ki kendisi onun içinde. Yani adam ateş bahane gibi. Celal tecellisi. Muhabbet edilemiyor, sevilmiyor. Ulaşılamıyor vesaire. Muhabbet yok. Sen kendini onda ifade edemezsin. Adam almıyor senin içine. Hep adavet, hep tenkit, hep nefret. Hep olumsuz. Böyle bir tuhaf. Onun nerede? Kalbi, kalbi kendisinin içinde. Ama kucaklıyor, kuşatıyor, affediyor, müsbet, müsbet bakıyor. Yani keşke diyor, keşke bu da kurtulsa. Muhabbet, şefkat, sevk, böyle memnuniyet, sahiplenmek, muhabbet etmek böyle büyük olursa kalbimiz bizden büyük olur. Biz onun içinde oluruz. Biz onun içinde oluruz. Bir de düşün adavet. Adavetin içine girsen. Adam hep adavet. Hep öfke. Hep acayip agresif. Oh, 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 oh. Zehir zemberek. Arnavut biberi gibi böyle. Duman atıyor ya. Yani. Dokunma böyle. Celal fışkırıyor. Eksozdan gibi. Hep nefret adavet. Hep tenkit. Hep böyle hucum. Hep bilmem ne. Ama bazı da var böyle. Arabanın önden hava alır gibi. Rahatlatıyor. Ferahlatıyor. Far gibi gösteriyor. Arka tarafta bakın. Enkazlar arkadan ya lastiğin şeyi, arabanın sesi, egzozun dumanı bir sürü arkada. Ya. Bir ferdi envaen vazifeleriyle tavzif ediyor. Bu beni çok etkiliyor. Yani bir ferdi ama muhabbet bizde, adavet bizde, aşk bizde, vefa bizde, anlayış bizde, celal bizde, af bizde, affetmeme bizde, nefret bizde, bizde de bizde, bizde dedi de bizde. Yani bir ferdi envaen ben mi yapıyorum? envan vazifeler ile tavzif ediyor. Yani, Allah'a muhatap, muhatap oluyor, eşine muhatap oluyor, çocuğuna, gülüne, yaprağına. Balkon görüyor, aa ne güzel balkon keşke bizde olsa maşallah falan. Orada olsa buğdayı görüyor falan. Yani nasıl dalgalanıyor. Ağacın işte Allah'ın buğday tarlası yatıp kalkıyor. Atamanın binası yatıp kalkmıyor. Allah'ın buğday tanesinden gele, geçmişi geleceği taşıyor. O buğday başka yere diksen çıkar. Atamanın çizmiş olduğu binanın projesini başka yere eksen bina çıkmaz. Mühendisin çizdiği plan var ya plan. Mühendis, mimar çiziyor ve belediye mimarları onaylıyor projeyi. Başka yerde onu dikse şey o projeyi gömsen bina çıkar. Ya İnsan ya Allah'ın sanatını seyretmede vazifeli ya Allah Allah. Ben mesela şurada deprem şeyi var ya istasyonu diyor. Ee, Beykoz'un üstünde değil mi? Rasatane. He? Rasatane diyorum. Orası beni çok etkiliyor. O boğaza bakıyor ya o tepeler. <laughs> böyle bir bak böyle Allah'ın sanatını bir seyret. Yani orada o küzü koysalar vay be şu boğaza bak ya Önündeki o gülle, yapraklara, ağaçlara, çiçeği. Yani o oküz der mi ki ya şu güle bak ya. Oküz için ot ile gül eşit değil mi? Kedi için fare ile fare ile muhabbet kuşu, balık kafası ile muhabbet kuşu eşit değil mi? İnsan şey demek istiyorum. İnsan Allah'ın sanatını seyretme, takdir etme makamına çıkmış. Şu makama bak seyrediyorsun. Maşallah ya. Ağaca bak ya yaprak falan. Evet. Fesuphanallah. Binaya bak, ağaca bak. Se seyrediyor. Maşallah diyor ya. Ya ne makam ya. Allah bunu istiyor işte. Ne kadar hoş ya. Mesela şu anda içinde vay be hakikaten falan. Hah, işte bu. Ama bazı fıtratlar da var. Şimdi bu dersleri duysa bazı fıtratlar o, o tiple buralarda olmaz. Ne anlatıyor ya? Bilmediğimiz ağaçtan bahsediyor bu adam? Bayağı her yerden Aynı böyle. Hatta insanın başında... ...insanın muvazzaf olduğu vazifeleri görmek için... ...her vazifeye göre birer tırnak... ...kadar maddi bir şeyin bulunması icap etseydi. ...bir başın cebeli tur büyüklüğünde olması lazım gelirdi ki asabu ve zayıf yer olsun. Şimdi insanda kalım istevide okudum. Diline ne kadar şey var? Mesela lezzet alma kabiliyeti. Gömleği sürdüm. Dömçe film mi bu? İhlamur. Şeker. Nereye sürersen lezzet alıyorsun. Kalı Mesnevi diyor ki her bir eşyadan lezzet alma kabiliyeti nümunesi var dilde. Cenab-ı Hak her lezzete, her lezzetin karşılığı dilde mekan yapsa, mesela kirazdan lezzet aldın, yoğurttan aldın, yani sepette yoğur, şey, dil taşıyacaksın. Bugün valla e, ilhamurdan lezzet alacak dilim yok, içemem. Aa, yoğurt dilim var, sepette dil taşıyacaksın. Yoğurt dili, şeftali dili, ekmek dili falan. Yok, şu dile her şeyi koymuş. Her bir lezzete, lümine için ufak bir dane e, kadar diyor. Yer verse dile delin büyüklüğü ağrı dağını geçerdi. Şimdi burada da diyor ki insanın başında hatta insanın muvazaf olduğu vazifeler. Mesela muhabbet. Yani hisler ne kadar his var? Ne kadar duygu var? Ne kadar muhabbet var? Ne kadar fikirler var? Ne kadar vehimler var, düşünceler var, vesveseler var, muhabbetler var, şefkat hepsine ait bir tane ufak bir zerre kadar Allah maddi bir yer verse onların mekanı olsun diye göz göz gibi göze bu kadar mekan verdi. Her bir hisse, her bir duyguya, her bir fikre, her bir manaya, her bir düşünceye, her bir muhabbete, her bir aşka her bir şefkata, mesela hayvana, eşine, çocuğuna şefkat ediyor. Bir, bir ufak bir zerre kadar <laughs> maddi mekanı olsa insanın kafası cebeli tur büyüklüğünde olması lazım geliyor. Cebeli tur, tur neresi ya? Tur'da neresi? Dünyada nerede acaba? Hicaz'da, Hicaz'da mı? Allah Allah. Ha bu kadar kafaya koymuş. Her şey burada. Ben hiç bilmiyorum ha ne oluyor. Konuşuyorum şimdi hep burada çalışıyor. Tık 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 Bir de daha acayibini söyleyeyim size. Bugün dün onun dersini yaptık. Göz, sihir, büyü, nazar, bakış karşıyı da etkiliyor. Ha konuşması Bu da bir tuhaf. İçerideki enerji karşıya saplıyor. diyoruz ya vallahi bunun gözüne bakılamadı ya. En gerekli lanı gibi soktu ya. Veya bu adam rahatlattı ya. Ya gördüm işte gene bu, bu sistemde oluyor. <laughs> Ve düşüncelerle, hislerle, hayallerle kendi fıtratını da değiştirebiliyor. Mesela fizik diyor ki Kuan, fizik herkesin bildiği. Bir atom düşün diyor. Atomun içinde proton var. Proton proton o kadar ufak ki protonun büyüklüğünü, çekirdeğini misket kada yapsak ve Londra'da olsa o ona en yakın geçen elektron İstanbul'dan geçer diyor. O kadar boşluk var. İşte onu ancak diyor orada bir buhar şeklinde bir şey var. Enerji yumağı ama boşluk diyor. Ne oldu bilinmiyor şu anda. Ben Risale'den bulduğum kadarıyla orayı niyet ve nazarla değiştiriyorsun. Niyet ve nazar oraya giriyor, manyet eşyayı değiştiriyor oradan. Onun için mesela kötü haber, iyi bir haber mideye vurduğu zaman veya insanı geldiği zaman mideye vuruyor, şeyine vuruyor, dimağına vuruyor, gözüne vuruyor, tansiyonuna vuruyor, değiştiriyor da değiştiriyor. Ve keza lisan, dil, sair ve ile beraber yani dil düşünceleri, e, bilgileri kuveyi i hayaliyede kalıp alın, haline geliyor. R'ye geliyor, akciğere geliyor, boğaza geliyor. Dil ile kelimeye dönüşüyor. Dilin sırf tad alma vazifesi yok ki. Yani konuşma vazifesi de var. Sahir vazifeleriyle beraber erzak hazinesine kudretin matbaasında pişirilen bütün taamlara müfettiştir. Bu tatlı, bu acı, bu derece falan. Buna da şey, bir de kelamları da bak üretiyor yokluktan. Yok kelam üretiliyor. E ne oldu şimdi? Orada bak aşağı anda konu. Şu anda dedim ne oldu? bak, bak bu yap. Kelam üretiyor. Düşünceyi sese dönüştürüyor ve buraya atmosfere yayıyor. Atmosferde de fotokopi duyuyor söylüyor, duyuyor söylüyor, duyuyor söylüyor sana sana geliyor. <laughs> Hava zerresi, huve nüktesi. Duyuyor, söylüyor. Duyuyor, söylüyor. Çoğalıyor. Aniden çoğalıyor. Ben sana tek, sana tek konuşmuyorum. Tek konuşuyorum, herkese aynı miktar. Eksiltmeden geliyor. Bir tek şey, külli oluyor. bu bu derste hepinize eşit geliyor ama herkes herkeste farklı uyanma oluyor. Şivemi de götürüyor. Duygularımı götürüyor. Örfümü götürüyor. Diyor ki lisan sayır ve ile beraber erzak hazinesine Kudretin matbaanda pişirilen bütün tamlara müfettiştir. Ya ne acı bir şey ya. O olmadı. Bu olmadı. Bu, acı ya. Bu eriye bak ya. Bu kavuna bak falan. <laughs> Buna niye dokunmadın? Ya bu avuş ya. Bana uygun değil. Müfettiş. Takdir ediyor, tenkit ediyor, onaylıyor, reddediyor. Onunla seviyor, nefret ediyor. En gariplemen gidenler bir tanesi. Vefa, şefkat, muhabbet, anlayış, gadab, idet. bu, bu bunlar. Nasıl böyle burada bulunabiliyor? Buralı değil bunlar ya. Cehennemin hulasası gadab. Cennetin hulasası muhabbet koymuş bize. Burada kullanıyoruz. Hiçbir şeyimiz buralı değil. İnsana şöyle gayipten birisi gelse cesedinde değil de ruhuna böyle bakacak bir gözlük olsa böyle ruhunu görebilecek bir gözlük olsa aynı mesleği de okudum atama. diyor Der ki ya bunun burada ne işi var ya? Bu ruh burada ne işi var ya? Yani ruh buralı değil ki ya. Burada hakikaten ne işi var? Vay galibanım vay. Ali Adem Aleyhisselam'a şaşırıyor. <laughs> Kesbetmeye gelmiş. Olmasa, yani <laughs> öyle bir gözlük olsa efendim Ataman'ım olmuyor. Toprak olmasa ağaç çekirdek ağaç olabiliyor mu? Kes temiz edemez. E, temiz edemez. Kendini ayıramaz. Ayıramaz. Temiz edemez. Kendini o zanneder. Evet, o zanneder. Ölme yok. 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 Kıyasım oldu benim aramda. Evet. Abi. Vay be. Yok, temiz edemez. Ayırd edemez. <laughs> farkındalığı beceremediği için farkındalığı kazanamaz. Hatta hadisi şerifte ruh buraya girmek istemiyormuş. Evet ben okudum. Ha, ha, ha. girmek istemiyormuş. Allah buraya bu sefer ona dedi ki sana öyle bir cihaz vereceğim ki sana seni külli yapacak. Seni daha inkişaf ettirecek. Onun adı akıldır. Ruhu böyle Allah ikna etmiş ondan sonra girmiş. O cihazda ruha göstermiş. Ruh koymuş buraya. Tövbe Allah. Aklı çağırmış. Otur demiş. Otur demiş. Kalkmış. Demiş. Kalk demiş. Kalkmış. Git demiş. Gitmiş. Gel demiş. Gelmiş. Ondan sonra aklı, "Ha, işte böyle bir cihazı sana veriyorum." demiş. O zaman girmeyi kabul etmiş. Ben kimin peki? Bunu kullananım. Bu ruhu da ben kullanıyorum. Bu cihaz bu ruh bana bana ait bir cihaz. Yani suyun bana gelmesine sebep olan cihaz gibi. Bu ruhu da ben kullanıyorum. Benim gömleğim, gömleği ben kullanıyorum. Benim atletim, atleti ben kullanıyorum. Benim bedenim kullanıyorum. Benim aklımı kullanıyorum. Doğru kullanın diyor da 27. sayfa sözler. 6. söz organları koy. Benim ruhum, ruhu da kullanıyor. Ya temizim, güzel söz buldu o kelime. Temiz. Yani onu fark ettiriyor yani. Ruhu da kullanıyor. Böyle bir ruhun da arkasındayım. O zaman ben kimim ya? Burada ne işim var ya? Ruh istemiyor ya. Girmiyor. Sen de değil, <laughs> ben, ben zaten hiçbir şey. Ben ne ruhtayım, ne içindeyim, ne dışındayım. Ruhun ne evvelindeyim, ne ahirindeyim, ne zahirindeyim, ne batınındayım. Acaba ben neredeyim? Ruh ne içeridedir, ne dışarıdadır, ne evveldir, ne ahirdir. Ben, bu böyle ise o kullanılan cihaz ve ben kimim? Ya benim ruhum diyen ruh değil. Ruh sana ruh içinde bir cihazdır diyor 27. sayfa Ben kimim ya? Ne evelim, ne ahirim, ne zahirim, ne batınım. Ben kimim? Yok, ha? Adı yok. E ne denmiş? Yani e denmiş? D de işte öyle denmiş. Enen'in de bir mülk ciheti var. Bir melekut ciheti var. Mülk cihetinde enanet, e, şey, ruzname, takvim, hulasa, harita. E, yedi tane sıfat sayıyor. Bu mülk tarafı. Onda ne oldu belli değil. Melekut tarafında zaten vücudu yok. Vehmi bir şey yani. Bir de bu verilmiş birisine bu ene. Bir de birisine verilmiş bu da. Peki kim? Sırrı insani. Ya ne evelim ne ahirim ne zahirim ne batınım ve huve ve huve ala şeyin kadir. Bilmiyorum ben kimim? Niye buradayım? Bak şimdi bir şey okuyacağım size. Olursam. Hey gidi. Ya usta sen olmasana ben ne olacaktım? <laughs> Maddeyim, insanım, gömüleyim etim, vücudum, parayım, arabayım, atım. Hesail olacaktık ya, madde olacaktık. Bak diyor ki, benim, Cenab-ı Hak diyor. Kale inni alemu ma la ta'lemun. Benim beşerin hilkati hakkında Allah diyor. Celle Celaluhu tefsir yani. Benim beşerin hılkati hakkında bir hikmetim vardır. O hikmetin hatırası için beşerin fesatlarını nazara almam. Bu kadar fesat, şurur ve kötülüğü yapan beşere bu kadar kıymet neden verildi? Cenab-ı Hakk'a ibadet ve takdis için şu fesatçı beşerin Vücuduna hikmetin iktizası ve rızası var mıdır? Sami'nin bu vesvesesini def için şöyle bir işarette bulunuldu ki, Beşer'in o şurur ve fesatları, yani bu kadar günah var, Beşte 4'ü iman etmemiş. Beşte 4'ü iman etmemiş peygamberimize. Dolayısıyla kıyamete kadar da böyle. Beşte dördü iman etmemiş. Beşte bir iman etmiş. Şimdi iyi dinleyin. Lübeck'te Baktan söylüyorum. Beşte bir iman etti mi abiler? O beşte, beşte birinin de yüzde sekseni ava. Beşerinde takip ettiğim bir gayem var diyor şimdi. Bir yere oturtalım şimdi. Beş, insanlığın beşte dördü iman etmemiş, beşte bir iman etmiş. Beşte birin yüzde sekseni avam, taklit. Namaz kılar, oruç tutar, tamam. Hala. Be, yüzde o beşte birin yüzde %80'i avam, %20'si havas. O %20'nin de %20'nin de %80'i doğruyu bilmiş, anlamış, fark etmiş ama o da çıkamıyor. Bulunduğu yerden çıkamıyor. Doğru. Buldum. Evet hizmettir, risandır, şudur budur. Ama fark etmiş, görmüş. O da depreniyor. O da çıkamıyor bulunduğu yerden. O yüzde %20 yirminin yüzde yirmisi çekirdeği oluşturmuş. Ya şimdi o zaman o yüzde %20 yirminin yüzde yirmisi olunca bana demişti ki Uşlu işte abi. Abi dedim şöyle oluyor, böyle oluyor, şöyle ne yapalım falan dediği zaman siz evde bunu kullanın. Ben kullanıyorum hayatımda. Dedi ki anlattıkların çendan keçelip doğru. Ama şu soruyu sor dedi kendine. Şu oluyor, bu oluyor falan. Evde de yapın eşinize karşı. Ben idare edilen makamında mıyım? İdare etme makamında mıyım? Hangi yerde görüyorsun seni? İdare edilen makamındaysan idare edeni bul, itaat et dedi. Konuşma, itiraz etme. Eğer idare etme makamındaysan her türlü sese mutamil olacaksın. İdare etme makamındasın. Yani deniz kenarında ev yapan çok dalga duyar. Dalgaya ne küfür ediyorsun? Evini orada yaptın. Ha. Arkadaşlar idare etme makamında görüyorsak bizi kendimizi... Bir gözün kör, bir kulağın sağır. Her zahirde duyduğunu ta, arkadaşın tahmini Mesela, ya Hasan abi böyle dedi. Ya dur bakalım öyle mi dedi? Sen öyle mi anladın? Öyle anlamak istedin tamam Veya evde bir gözün kör olacak. Ta, bak. Evlenirken iki gözünü dört aç. Kulağını dört aç evlenirken. Evlendikten sonra iki gözün bir tanesini kör etti. İki kulağından bir tanesini sağır et. Aklının yarısını götür. Evde rahat edeceksin. Görme, duyma, anlama. Öyle. Hani idare etme makamında isen idare etme makamı bu değil. Dedi. İdare edilme makamında ise merciyeti itaat et. Senin zaten itiraz hakkın yok. Ben kimim Diyor ki, beşerin o şurur ve fesatları onlarda vediye bırakılan sıra mukabele edemez, affolur. Yani e, ben de bilmiyorum. Evet. Oy. Dedi ki, her şeyin bir herkese ait bir sır var ya. Mesela diyelim ki bir sır var. biz insan Müslümanlara demeyiz, cemaate deriz. Bir sır, kalite sırrı. Biraz daha sır var böyle kaliteli. Eşine söylersin, cemaate söylemezsin. Öyle bir sır var ki eşine bile demezsin. Allah'ın da sırı var. Öyle demiş. Hadis-i Kutsi de kafamda kaldığı kadar şöyle diyor. İnsan benim sırrımdır. Ben de insanım. Allah bize nasıl sırsa biz de Allah'ın sırrıyız. Yani yaratacaksın bu kadar masraf edeceksin. Bak bugünkü bir güneş için ne kadar masraf edilmiş? Sırdan mahremin mi demek istiyor acaba? Bilmiyorum ki ya. S Eğer biraz aralansa sır olmazdı zaten. Ama, mı Yok iman nurdur, belli yani içeriği belli. Acayip bir şey ya. İman kim? Eee irade-i cüzenin sarfından sonra irade-i külleni mümin kulun kalbine koyduğu bir şeydir. Yani nurdur yani. Nur ve kul. Sır insanı o değil ya. En iyi yalan yani. Zatına mı bakıyor? Canım? Zatı, mahiyeti zatıya bakıyor. O bu da bilinmiyor. Bilinmiyor ya. Levent'te değil mi? Ha. Evet bilinmiyor. Sana be, eğer sır insan en arkasında olursa Enes'in sır insanı nasıl tanımayacak? Bende sır insanı var. Çünkü eneyle her şeyi tanımlıyor. Eneyle tanımlıyor. Onun zaten onun da haber yok zaten. Sırrı insan da zaten bilinen bir şey yok ki kimse bilmiyor. Bize öyle risalede de sırrı insanı öyle şey bazı şeyde geçiyor. Yoksa ene ya eneyle e, mülk tarafı var, Melekut tarafı var. E, mülk tarafı rüzname, takvim, kulası, harita olma tarafı. Melekut tarafı zaten vücudu yok. Hani bu bir kere zaten sır. Ama bunu birisi almış. En birisi almış. Yani bak ne diyor. Bu kadar masraf edeceksin. Beşte 4'ü iman etmedi. Kale almıyor Allah. Tamam gitsin. 5'te biri iman ediyor. Tamam eyvallah. Ama beşte birinin yüzde sekseni taklit. Avam. Yüzde yirmisi tahkik. Yüzde yirminin yüzde sekseni doğruyu biliyor. Risale'yi bilen. Biliyor vesaire ama okumuyor. Buraya dersleri geliyor. Okumuyor. Lakayt. Biz bu Kur'an okumuyor. Ama doğruyu biliyor. Bu yüzde yirminin yüzde seksenine giriyor. Yüzde %20 yirminin yüzde yirmisi dört ediyor. Yüzde dört ediyor. Yüzde yirminin yüzde sekseni on altı ediyor. Ne yaptı? On altı dörtte yirmi. Yüzde yirmi. İşte onda vediye bırakılan sıra mukabele edemez. Allah Allah. Ne olabilir? İns diyor ki evet sanki onlar diyorlar ki melekler. İnsana bu kadar kıymet ve emniyet verilmesi nereden ve ne binaendir? Yani nereden, nereden, ne binaendir insana bu kadar değer verilmiş? Sanki tobe tobe yani o kafir veya zındıklar Allah'ın ortağı yani rakibi öteki dükkan kur kurmuş. Sanki Allah onunla mücadele ediyor gibi. Yani bir tuhaf Kur'an'ın senaryosuna baktığın zaman sanki al faili muhtar gibi gözüküyor karşıki taraf. Bu insana verilen değer. Bak diyor ki insana bu kadar kıymet ve emniyet verilmesi nereden neye binaendir? Ve Allah'ın yanında mefki nedir ki onun için kıyameti koparıyor? Onlara cevaben Kur'an-ı Kerim bu ayetin işaretiyle diyor ki insanın pek yüksek bir kıymeti olmasaydı semavat ve arz onun istifadesine muti ve musahar olmazdı. Her şey o mana için Allah affediyor, bakmıyor. Hani var ya bir hadisi kutsi Allah aleyhissalatü vesselam bir, Allah bir kulunu severse diyor Allah bu sıra mazar eylesin hemen amin deyin. Amin, amin. Söyleyeceğim hadis. Allah bir kulun severse diyor, onun kusurlarını görmez. Allah bunlardan eylesin bizi ya. Yani. yani o sıra günahınızın affedilmeyeceğini düşünen bile affedilebilir mi? Evet. O da affedilir. O sıra göre. Hiç ümidi yok. Hiç kesinlikle. Gibi. Iş. Yeter ki ümitsiz olma. Sır orada. Ne mülbisine, muvellisine, rezil, kepaze, mehya ne de aşağı aşağı. Ama sakın ümidi kesme. Zinadan, içkiden, her şeyden berbat küfür. Küfrün küfrü şeydir, yeistir. Allah'tan ümidini kesmek. Her şeyi bitiriyor. Ona bağlanmıyor. Yok. Yeis yok. Yeis olmamalı. Yeis yapmayacaksın. Ümitsizlik yok. Böyle bir Allah'ımız var. Öyle bir Allah yani. Şu anda senin kalbine ferahı koyan sana ümiti yeşettiren de Allah'tır. Şu anda ümit yeşettiren dünyada en bahtiyar insan ve özenilecek tarafı Allah ve ahiretle ümitli yaşayan insandır. Allah ve ahiretten ümitli. Allah ile ve ahirette ümitli. Lan yani bundan daha bahtiyar. Hiçbir şey düşünemiyorum ya. Yani Allah demez onlar. Allah'ım der. Rabbim der sahiplenir yani. Allah çok hoş gibi geliyor bana yani. Çok. Bir tanesi demişti ki, hoca kırık anda seni severiz. Kırmak da istemem. Ama kusura da bakma. He. Her dersten sonra bir banyo yap. Bir kelime şehadet imanını tazele ya. Allah arkadaşın gibi anlatıyorsun sen dedi ya. Allah Allah'tır ya sen dedi ya. O benim dostum biliyor musun dedim. Niye ona karışıyorsun dedim aramdaki. Sana bir şey anlatayım mı dedim. Dedim ki hani bir adam vardı ya gübrelikteki. Ya Rabb'a bu böceği niye yarattın sonra onu yedirdi ya. Ben de bana da böyle bir cinsten bir şey geldi başıma dedim. İnanın bana aynen anlatıyorum. Medine-i Münevvere'de adam o kısa oturma şeyleri var ya böyle konuluyor. Ona oturmuş tobe yani. Oturmuş Allah Resulü seyrediyor. Yaşlı adam ama ayağını toparlayamamış. Ayağı da ona uzanmış. Kıble böyle de Resulullah böyle. Yani uzak ne olmuşsa işte böyle. Ayağı da ona ama Allah Resulü seyrediyor. Ben de 3-5 kişi İsviçre mi Almanya grubuyla oradan dönüyoruz. Yaptırdık dönüyoruz. İçimden dedim ki ya tamam. Adama bak ya. Resulullah ayağını uzatmış. Tamam Bir şey demedim ya. Şöyle baktım. Geçti. Etrafına vardılar. Dedi ki e, kısmen Türkçe biliyordu. Kuzey Iraklıydı. Öyle hatırlıyorum. Ya, ya, ya Suriye tarafında. Dedi ki git onun dedi o beyaz adam beyaz adam beyaz şeyli git onu çağırın dedi gelsin. Ondan sonra geldik yarım yamalak bana ya, şey yastık gösterdi oturdu yok oturmayacağım dedim selam verdim ama bir şey var dedim çünkü basit değil bunun hakkında suyuzan ettim ben içimden ama ondan sonra oturttu dedi ki bana yanındakilerin yardımıyla kulasa söylüyorum sen benimle onun arasındaki münasebetin seviyesini biliyor musun dedi. E, durdum böyle devam etti benimle onun arasındaki muhabbetle bu ayağım uzatması bir şey gözükmez ama seni dünyada gözüküyor dedi senin burada ne işin var dedi hangi vaziyi vazifeyi bırakıp buraya geldin dedi. Bunu da ekledi. Ya. Tuhaf adamlar yani. Beşe yani Allah ne kulları vardır. Bu başıma böyle bir şey geldi yani. Açta. Açta böyle bir başıma bir şey geldi. Hep derim yani. Ondan sonra hiçbir kelam bile edemedim. Senin dedi hangi vazifeyi bırakıp buraya geldin dedi. Benimle de dedi onun arasındaki münasebeti biliyor musun dedi. Niye benim karışıyorsun dedi aramızdaki bir şey var münasebeti. Şimdi her bir o gönlüyle, kalbiyle, ruhuyla Allah arasında bir bağ var kişide. Bilmiyoruz ki. herkes diyebilir Allah yanındadır. Ne, ne diyor? Herkes diyebilir Allah yanındadır. Evet. Nerede olursa olsun Allah sizinle beraber beraberdir. Dedi ya bir evliya Allah. Dedi ki Hoca Efendi bazı kabir değişikliğini anlatıyor. Hoca Efendi kabirde de Allah var mı dedi. Allah olacak mı orada dedi. Adam hiç ses yapmadı. Anladı. O gadabı rahmetiyle kıyas edilince rahmeti gadabını aşmış Allah. Kabirde de benle beraber olacak mı dedi. Allahsız mı olacak bu olaylar dedi. Allah yok mu devrede dedi. Ya diyor ki beşerdeki maslahatlar ve beşerin hayri kesire nispeten mefsedetleri şeri kalildir. Şeri kalil için hayri kesiri terk etmek hikmete muhaliftir. Beşerin şeriri var ya şeriri günahları mesela. Bugün İslam var ya adam kesiyor doğruyor o nasıl bir sır var ki bunlar şerik O birkaç tane bile insanda o hay o çekirdek o ümde o çekirdek uyansa o sır insanı ve ene bitiyor. Nasıl oluyorsa ne vazife yapıyorsa onu fark etmek yani fikretmek, hissetmek, mahsetmek, sevk etmek. Böyle bir insan. Yapanları da mı affediyor? Yani o şeyler olmasın diye Allah bu bu sırın dünyada çıkmaması olurdu. Ee, tamam. Allah şöyle kale almıyor, şöyle kale almıyor, başına kıyameti koparmıyor. Yani yaşamaması lazım, o buğday yememesi lazım, suyu içememesi lazım, nefes alamaması lazım, hırtlan da kalması lazım. Allah müsaade etmemesi lazım, müsaade ediyor. etti. Şu anda şu anda af değil. Onu orada yaşamasına müsaade ediyor. Hak veriyor. Yani tehir ediyor. Yani ihmal etmiyor. Tehir ediyor. Ama yaşama hakkı veriyor. Lan yaşamaması lazım. Sen hiç düşünebiliyor musun? Sana isyan eden fabrikada fabrika sahibi sensin. Müsaade eder misin ya? Koparısın da kafasını. Lan çık lan kapı ya. Al. Yani bu sistem. Çünkü bazılarının bu dünyada arabanın aksesuarı gibi kullanılıyor. Yani küfür imana hizmet eder ya. Arabanın aksesuarları yok mu şu süsler boyaları? Bazı bazı insan suretindekileri şu Müslümanların e, bu manayı manaya ma mazar olabilmesi için, bu hakikati işlenebilmesi için, ortaya çıkması için adam aksesuar yani yürümek için taşa basıyorsun ya çamur olmasın diye. Malzeme oluyor. Değil mi? Malzeme oluyor. Yani mesela küfür yok. Bunlar olmaz işte. Küfür yoksa iman da yoktur. Haram yoksa farz var mıdır? Olmaz. O da lazım. Ne kadar lazım? İmanın zıttı kadar lazım. Küfür imana hizmet eder diyor. 168 mi? Yani iman ne kadar kıymetliyse onun kadar küfür İsyan kıymetli değil. Ademi bir vücuttur. O kadar lazım. Ama kaldır onu. Haramı kaldır. Şirki kaldır. Günah kaldır. Bunlar da yoktur ki. Şirk var mı nefs emirde? Yoktur. Nerede var? Kafasızın kafasında var. Ya. Ne acayip bir şey ya. Bak diyor ki. Hey gidi hey. İyi ki Allah var ya. Allah olmasaydı ne yapacaktık biz burada ya. Ya bak diyor ki 164. Hidayetin tekamülüne dalalet yardım ettiği gibi yardım eder mi? Ediyormuş. İmanın tekamülüne de küfür küfür yardım ediyor. Yardım ediyormuş. Ula yardım eder mi? Şeytan için ne diyor? Sanatı fıtriyesi iktizasınca hep şeri düşündüğü için şeytanda marifet yoktur. Şeytan vasfıdır, Azazil yani, adam ya. Yani. Şu anda yok da dışarıda bekliyor. Şimdi çıktığın zaman bak ne yapacağım ben sana diyor Kemal. Şeytan şeytanın sanatı fıtriyesi iktizasınca devamlı şeri düşündüğü için kalbine hayra mecal kalmamış. Hiç da diyor. Şeytanın kalbinde diyor e, marifet var mıdır? Yoktur. Çünkü diyor sanat fıtriyesince devamlı şeri düşündüğü için hatta şey kalmamış, Mecalık kalmamış. Burada kesiyorum herhalde. E, bakayım kaç dakika oldu? Bir saat, Bir saat, saat, saat oldu. Kaç? Bir saat iki dakika. Harikasın Fatih. 62 dakika dakika. Tamam, 62 dakika. Peki. Gecemiz mübarek olsun. Cenab-ı Hak bu, bu sır insani, bu ena, ene, enaniyet sırlarını Cenab-ı Hak bizde inkişaf ettirsin. Ya Rabbi en azından bunu duymayı bize nasip ettin. Bunun, bunun olmuş gibi bize muamele et Ya Rabbi. Bizi bize bırakma. Biz bizi unuttuğumuz zaman sen bizi unutma. Evlatlarımızla bizi imtihan etme. Vahir vahum enilhamdülillah Rabbil alemin. El Fatiha salavat.